Merhaba arkadaşlar, bu bölümde vebayla oynuyoruz. Daha önce aynı anda kullanmadığım iki eklenti deneyeceğim. Avantajlarımı göstereceğim ve hızlı bir şekilde oyuna gireceğiz. İlk önce avantajlarından bahsedeceğim size. İlk olarak arkadaşlar vebaya çok güzel giden avantaj olan uyumsuzluk aldık. Bu 128 metre alan içinde 2 ya da daha fazla kurban. Aynı jeneratörü tamir ediyorsa arkadaşlar sarı bir hareyle gözüküyor. Kurbanlar jeneratörü sarı yakar yakmaz hemen gideceğim oraya. İki kişi oturmalarına izin vermeyeceğim. Aynı jeneratöre oturmalarına izin vermeyeceğim. Ve o jeneratöre direkt kusacağım. O jeneratörü kusunca biliyorsunuz, o jeneratörü ellerlerse tekrar hastalık bulaşıyor bunlara. Bu şekilde. İlk avantajımız bu. Vebaya çok güzel gidiyor. Mesela Legion'a da çok güzel gidiyor. İkinci avantajımız ölüm düğmesi. Bir kurbanı kancaya taktıktan sonraki 45 saniye boyunca ölüm düğmesi etkinleşiyor. Yani takıyoruz kurbanı kancaya. O jeneratörden tamir ederken kalkıyor ya. O jeneratörü kapatıyor arkadaşlar. Çok güzel. 45 saniye az bir süre değil. Çok güzel bir avantaj. Yavaşlatacak yani biraz kurbanları. Diğer avantajımız bulaşıcı dehşet. Vebanın kendi avantajı. Dehşet alanımızda birisi varsa arkadaşlar, birisinin can çekişme durumuna soktuğumuzda bir kurbanı, diğer kurbanların haresi bize gözüküyor ve çığlık atıyorlar. Nerede olduklarını 6 saniye boyunca görüyoruz. Direkt bir şekilde böyle hareleri ortaya çıkıyor. Özellikle flash save falan yapmak isteyen olursa üzeceğiz, canını yakacağız. Vebanın güzel bir avantajı. Vebaya çok güzel gidiyor çünkü kanlı kusmuk olacak ya bende mesela. Yaralı bir şekilde flash save yapmaya çalışacak. Direkt bir şekilde bağır çığlık atacak, yerini göreceğim ve tekrar üstüne kusacağım. Güzel. Ve bir de çanak çömlek patlaması. Bu da kanca kurbanı asıyoruz arkadaşlar. 45 saniye süremiz var. Vurduğumuz zaman toplam ilerlemesinin %25'i derhal geriliyor jeneratörün. Çok güzel. Jeneratörün hayatını söndüren bir avantaj. Eklentilerimize geçecek olursak, bu iki eklentiyi aynı anda kullanmak aklımdaydı uzun süredir. Şimdi deneyeceğim. Birincisi hastalık kusturucu ilaç, ikincisi ise kusturucu iksir. Şimdi bu habis aromanın verimliliğini %40 arttırıyor. Bu da %30 arttırıyor. %70 arkadaşlar. Mükemmel. Yani kusmaya başlayacağım ya. Kusmaya başladıktan sonra arkadaşlar belli bir süre sonra yaralanıyorlar kurbanlar. Bir anda böyle açıkta yakalayıp hızlı bir şekilde böyle kusarsak çok hızlı bir şekilde yaralanacaklar. Yani hastalık çok hızlı nüfus edecek kurbana. Bir anda yaralanacaklar ve vuracağım düşüreceğim direkt kafasına. Elimdeki avizeyi görüyorsunuz zaten. 80'lerden kalma mükemmel. Bir vuracağız yaracağız kafasına. Yani çok hızlı kusacağız. Çok hızlı hastalanıp yaralanacaklar, yaralı hale gelecekler. Vuracağım, düşüreceğim. Diğer bulaşıcı dehşetle de yanında birisi varsa aynı şekilde onlara da. Eğer kendilerini iyileştirirlerse, havuzları hızlı bir şekilde kirletirlerse kanlı kusmukla dolaşacağız, oynayacağız. Güzel, güzel bir katil. Yani nasıl oynaman gerektiğini bilmen gerekiyor vebaya karşı. Eğer bilmezsen gerçekten tehlikeli bir katil. Şimdiki hazırı da verelim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Ve kömür kulesindeyiz arkadaşlar. Macmillan biraz zorlayıcı olacak burası bizim için ama göreceğiz. Birisi koşuş. Herkes burada mı lan? Galiba herkes burada ya. O nasıl bir koşuştu ya? Oy! Sen neler diyorsun ya? Sen neler diyorsun ya? Nasıl yani? Bu kadar iyi miydi bu gerçekten? İnanılmaz abi. Yemin ediyorum inanılmaz. Bir saniye sürdü hastalanması. Arkadaşlar uzun süredir aklımdaydı ya bu eklentiler. Şu an şok oldum diyebilirim gerçekten. Bu kirlendi değil mi? Tamam. Hmm. Orası ölüm düğmesi kapandığına göre. Böyle yapalım. Bu Fadik ne yapıyor? Hadi. Gerçekten flash save mi kanka? Gel bakalım dene. Yapabilecek misin flash save? Olmadı be galiba. Yine. Kaşınıyor bak bak. Sarsarıya bak. Bekle geliyorum sana da geliyorum. Şu da düşsün. Nerede diğeri? Yani tepede. Bu torbasını atacaksın sen de. Atmayacaksın galiba. Abi hepsi yapıştı ya. Şuraya bir çanak atabiliriz aslında. Şöyle. Şuna bir kusalım. Yerdeyken de biliyorsunuz hasta edebiliyorsunuz. Yerdeyken hasta, evet oldu. Nereye gitti? Bu burada bekliyor. Tamam. Güzel. Kendini kaldırdı galiba değil mi? Evet kendini kaldırdı. Unbreakable varmış. Serseride. Bakalım nereye doğru gitti. Tamam ileri doğru kaçıyor.
Hop. Kim kurtardı onu? Hastalanmamış mı o? Şimdi bakın arkadaşlar. Hop. Hadi be. Üzdü bu. Güzel. Bir yandan da iyileşiyorlar. Bir tanesi orada jeneratöre oturdu. Bakalım. Düşür yavrum. Düşür bakalım paletleri. Pıtır pıtır düşürün paletleri. Böyle kıralım. Bakalım oradaki paletler düştükten sonra ne olacak? Nasıl, ne yapacaksınız? Güzeldi. Sakin ruh almış sanırım. Hepsi iyileşiyor. Tamam, güzel güzel iyileşsinler. Hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok. Aynı kancaya asıp durduk ha. Güzel. Bütün havuzlar kirli mi? Önce şuna kusalım ve açık jeneratörleri kusmamız önemli arkadaşlar. İşte bu yüzden uyumsuzluk. Tam da bu yüzden. Şimdi kaldırıyorum onları. Kanlı kusumu çekiyorum arkadaşlar. Bir kalkın bakayım oradan gençler. Bir ölüm düğmemiz çalışsın. Bir şöyle kendimize gelelim. Önümüzü görelim. Şöyle. İkisi de orada mı? Sen şaka yapıyorsun ya. Aa, vurdu mu? Hop. Şöyle yapalım. Onu düşürecek büyük ihtimalle. Düşmedi lan, helal olsun sana İskoçyalı. Şimdi düşürecek ama. Nerede? Nerede bağırdı o? Seni Allah kahretmesin. Nasıl, bir dakika ya? Nasıl bodosum attı abi? Bir saniye, nasıl ya? 10 saniye içinde. Ha yok, bir dakika, bodosum atmamış oğlum. Adamı yerden almışım ben ya. Dedim ki bodosum attı sandım. Adamı yerden almışım. Dolabı açtım, adamı yerden aldı. Gördünüz mü olayı? Uyumsuzluk yanıyor. Tamam, hiç problem yok. Hiç problem yok. Yerde burada bir yerde. Nasıl onu? Ben aslında dolabı açtım ya. İnanılmaz gerçekten şu an var ya. Samimi söylüyorum, inanılmaz. Şöyle alalım. Bunlar batırdılar ya. Bunlar batırdılar. Macmillan'ın gücünü kullanarak bir şeyler yapabilirlerdi aslında. Ama böyle deyip bir de kaybetmeyelim. Orada biri var mı? Yok gibi. Ama onu kurtarmaya gitsin. Şimdi orada darlayacağım ben onları, merak etmeyin. O girsin bir yuvaya. O bir yuvaya girsin. Güzel. Tamam. Kum torbası atarak çıktı o. Diğeri nerede abi? Bağırıyor. İşte bu yüzden bulaşıcı dehşet. Her türlü alacak iti. İti her türlü alacak arkadaşlar. Bakalım. Şimdi düşürecek bunu. Mecburen düşürecek. Güzel. Şimdi önce çekelim şuradan. Güzel bir şeyler, deneysel bir şeyler var ortada. Bir şeyler deniyorlar. Oladan çıkıp lastiği falan. Bir olaylar var yani. Abi çok güzel ya. Şu bulaşıcı dehşet var ya. Yemin ediyorum yamulttu bunları. Çekelim. Hala bak, yaralı bir tanesi orada, gördünüz mü? Hala daha jen yapıyorlar. Hop, bir tanesi aşağıda mı sen? Gerçekten mi? Sen şaka yapıyorsun ya. Darlama darlama darlama. Bak bak bak, serseriye bak sen, serseriye. Sen bir yat bakayım oraya. Oyun oynuyor benimle orada. Onu kaldırması iyi ya. Kaldırdın mı onu? Onu kaldırması biraz kötü oldu, üzdü. Çok hızlılar yalnız ha. Yani full baskı abi.
Ama bana mısın demiyor yine. Dolaba girer diye bekledim ama. Fare gibiler gördün. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Böyle. Oraya gideceğim şimdi. Kaldırdım onu. Ha, kaldırmamış hala bunu. Neden? Hala sürünmüş burada bekliyor. Okey. Var mı body blow gelen? Evet, evet evet, son asılışı. Çabuk gelmen lazım. Ah be kankam. Şimdi sana şöyle bir eklenti ilaçlarımla kusayım da. Blokladım. Abi neden hala iyileşmedi? Düşürecek ya. Of, çok güzel vurdum. Çok tatlı vurdum ama. Gel bakalım. Güzel. Hala hızlı bir şekilde giriyorlar. Hallettik gibi sanki ya. Evet, o da DC oldu. Harika. Güzel. Benim için hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor hem de. Buradaki jen tamir edilmiyor ya galiba, evet. Yanlış gameplay. O şekilde üzer ya veba. O şekilde bir oynama sistemi yok. Erken düşecek, mecburen erken düşecek. Bir jen kaldı. Bakalım ne yapacaklar. Şöyle. Buradan vururum ya ben buna. Eğer var ya bak, şu aynı hareketi ben yapsam yedim biliyor musun? Aynı iti, eğer var ya bak, ben orada bekleyeyim, o tahta aralarından it alırım biliyor musun? Bu da gitti. Diğeri nerede bitirmişti ya Jen'i? Dur bakayım. Şurada burada bir yerde bitirmişti ama o kaçabilir kapaktan. Bakalım görelim ne kadar şanslı. Aha, kapak burada. Güzel, şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Buraya kusacağım, tamam mı? Oradaki ama diğeri de çok uzakta ya. Bakalım. Aslında iki tarafı da keserim ya, bende gibi. Dur bakalım. Evet evet, bende, kaçamaz buradan. İmkanı yok. Gördüm. Hayır 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 hayır. Kaçış yok, kaçış yok, kaçış yok. Yok yok, üzgünüm. Baksana. Değdiği anda öldü abi. %70 değil mi? Çok iyi ya gerçekten. Üzgünüm ya. Maalesef sana zaten bir kaçış hakkı verdim ya. Yerde slaglamadım. Kapağı bulsaydın kaçacaktın. GG gayet güzel arkadaşlar. Cidden işe yarıyor. Bulaşıcı dehşet de güzel gidiyor ya bu katile. Flash save falan attırmadık. Bir tanesi bomboş dolaştı. Kazandık. İşimiz zordu bu haritada çünkü biliyorsunuz. Daha şurayı bile kıramadık. Direkt katil için kaybetmeye haritası. Üstesinden geldik ama. Muhakkak deneyim bu eklentileri. Gerçekten muazzam işe yaradı. Drama Queen tam adına yakışır bir şekilde DC oldu. Şunu hemen raporlayalım. Gerçi bir işe yaramıyor da. Bakalım. Evet. 3 Unbreakable girmişler. 3 Unbreakable kum torbası. Bak tam dağılım yapmış. Bir tanesi paletleri kaldırıyor kırmazsa. Hepsinde sayılı gün. Hepsinde can avli falan. Sayılı gün can avli. Bize bir şey olmaz. Adrenalin. Bir tanesinde de adrenalin var. Güzeldi arkadaşlar. Ha, Macmillan'ı bunlar atmış. DC olanı atmış Macmillan'ı. Arkadaşlar muhakkak deneyin. Bu eklentileri deneyin ve sadece ne dediğimi anlayın. Gerçekten çok güzel. Oyunun başında bir anda onu hastetmemiz. Ya direkt orada bizi çok ileri attı. Bir kişi asmamız. Güzeldi. Devam edeceğiz arkadaşlar. Farklı eklentilerle, farklı avantaj dizilmeliyle oynamaya çalışacağım sizler için. Başka DBD videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.